İnsanın özgürlüğünü elinden almak belki de ona verilebilecek en büyük cezadır. Ama bundan da kötüsü var desek, dünyanın dört bir yanından suçsuz olduğu halde yıllarca hapis yatıp suçsuzluğunu kimseye anlatamamış insanlara gelin birlikte göz atalım. Ricky Jackson. 59 yaşındaki Ricky Jackson 1975'te Harold Franks'i öldürmekle suçlanmıştır. O tarihte 13 yaşında bir çocuğun şahitliğinde Ricky önce idam daha sonra hapis cezasına çarptırılmıştır. Karardan tam 39 yıl sonra 13 yaşındaki tanığımız saldırıyı görmediğini ve polisin ailesini tutuklama tehdidi üzerine bu ifadeyi verdiğini açıkladı. Jackson bu itiraftan sonra serbest bırakıldı. Hapishanedeyken annesini, erkek kardeşini ve bir kız kardeşini kaybeden Ricky Jackson'ın geç gelen adalete rağmen özgür kaldığı için mutlu olduğu gözlendi. Jackson beraat kararının ardından telefonla ailesini arayıp artık bitti diye bağırdı. Bitenlere gençliğinin ve hayallerinin de dahil olduğunu o anki mutluluğundan aklına gelmemiş olsa gerek. Jonathan Fleming. Fleming 1989 yılında arkadaşı Daryl Rush'ın Brooklyn'de silahla öldürülmesinden sorumlu tutulmuş ve cinayetten hapse atılmış. Suçun işlendiği gün Florida'da tatilde olduğunun kanıtlanması üzerine Fleming hakkındaki suçlamalar düşürülmüş ve 2014 yılında serbest bırakılmış. Fleming'in avukatları, savcıların cinayet sırasında Florida'da olduğunu gösteren telefon faturaları, fotoğraflar, özel makbuzlarında içeren kanıtları görmezden gelerek suçlamayı yaparken acele ettiklerini dile getirmiş. New York kenti saymanı yaptığı açıklamada 25 yıl hapis yattıktan sonra hakkındaki suçlamaları düşürülen 53 yaşındaki Jonathan Fleming'e 6.25 milyon dolar tazminat ödeneceğini açıkladı. David Ranta, New York kentinde 1991 yılında öldürülen Haham Weisberger'in katil zanlısı olarak yakalanan ve 37,5 yıl hapse mahkum edilen David Ranta, suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine 23 yılın ardından demir parmaklıklardan kurtuldu. Suçsuz olmasına rağmen hapse atılan Ranta, bir görgü tanığının ortaya çıkarak polise verdiği ifade sayesinde özgürlüğüne kavuştu. Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan yargıç, duruşma sonunda "Bay Ranta, her ne kadar duyması sizin için bir o kadar da yetersiz ve anlamsız olacaksa da çok üzgünüm" dedi. Duruşma sonrasında gazetecilerin etrafını sardığı Ranta'ya ilk olarak ne yapmak istediği soruldu. 58 yaşındaki Ranta, özgür bir insan olarak ilk dileğini "defolun gidin buradan" diyerek dile getirdi. Ranta, soğuk suyunu yudumladıktan sonra "şu an sanırım yüzmek istiyorum, bu çok rahatlatıcı olur" dedi. Afrika kökenli Ronald Cotton, adli uzmanlar tarafından mantığa aykırı diye nitelenen olay 1984'te meydana geldi. Odasında uyumakta olan 22 yaşındaki Jennifer boğazına dayanan bir bıçakla uyandı. Tecavüze uğradı. Öleceğini sandı ama kendisini topladı. Saldırganın dikkatini başka tarafa çekerek arka kapıdan kaçmayı başardı. Polis merkezinde yan yana dizilmiş bir grup adam gösterdiklerinde hiç tereddüt etmeden bir kişiyi işaret etti. İşaret ettiği kişi Afrika kökenli Ronald Cotton'dı. Ronald süratle yargılandı. 1985'te jüri onu tecavüz ve soygundan suçlu buldu. Olayın meydana geldiği gece bir başka kadına daha tecavüz edildiği için 1987'de bir kez daha yargılandı. Sonuçta iki kez tecavüz ve soygundan suçlu bulundu. Ömür boyu hapse mahkum oldu. Yargılandığı sırada Ronald sürekli olarak masum olduğunu tekrarlayıp durdu. Ne yazık ki kimseyi inandıramadı. Suçsuz yere cezaevine düşen Ronald umudunu hiç kaybetmedi. 1995 yılında tıp gelişmiş ve DNA testi yapılmaya başlanmıştı. DNA testi isteyen Ronald test sonuçlarına göre suçsuzdu ve iki olaydan da aklanmıştı. Ronald'ın suçsuz yere yıllarca hapis yattığını öğrenen Jennifer şok oldu. Üzüntüden günlerce uyuyamayan Jennifer kararını verdi ve Ronald'la görüşmek istedi. 1997 yılında buluşma gerçekleşti. Ronald eşiyle geldi. Jennifer o günü şöyle anlattı. "Onu gördüğümde titremeye ve ağlamaya başladım. Bana "seni affediyorum, sana kızgın değilim" dedi. Bir insan nasıl bu kadar cömert ve affedici olabilirdi? Birbirimize sarıldık ve uzun süre öyle kaldık. Lawrence McKinney 1978 yılında tecavüz ve soygun suçlarından dolayı mahkum edilen McKinney 2009 yılında serbest bırakıldı. Bırakılmasının sebebi ise hükmü verilen cezanın dolmasıydı. Yaşlı adam
Bu işin peşini bırakmadı ve otoritelerden haksız yere geçen yılları için onu hükmeden adalete sığındı. McKinney'e hapisten ilk çıktığında yalnızca $75 ödeme yapılmıştı. Ekim 1977'de bir kadının yaşadığı daireye girerek ona tecavüz eden iki kişiden biri olarak suçlanan Lawrence henüz 22 yaşındayken Haziran 1978'de 115 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 30 yıl sonra Ağustos 2008'de kurbanın hala saklanan çarşaf takımları incelemeye alındı. 3 farklı erkeğin bulunan DNA'lar ile McKinney'in DNA'ları karşılaştırıldı. Çaresiz adamın suçsuz olduğu anlaşıldı. Adamın ceza kararı hükümsüz kılındı ve 2009 yılında serbest bırakıldı. Ardında bıraktığı 31 yıl, 9 ay, 18 gün ve 12 saati dakika dakika saymıştı McKinney. Çıkışında eline tutuşturulan $75'lık çeki, kimliği olmadığı için nakit paraya çevirmesi 3 ayını aldı. Sonrasında resmen suçsuz ilan edilmek üzere mahkemelere başvurdu. 2016 yılında bir mahkeme onun başvurularını reddetti. Ancak Tennessee valisi Bill Haslam kendisine verilen yetkiyle adamı suçsuz ilan etti. Resmen suçsuz ilan edildiği için yaşlı adama tazminat davası açma hakkı doğdu. İki avukat daha sürece dahil oldular ve ABD yasalarına göre bir eyaletin kasasından çıkabilecek en yüksek tazminat tutarı olan $1 milyon sahip oldular.